Öncelik insanlara iş kazandırma projeleri olmalı ve burada meslek kazandırma projeleri çok önemli. Bu projeler içerisinde de farklı projeler istenmekte. Yani farkındalık yaratma adı altında bir yarış programı içerisinde bu projeler değerlendiriyor. Bunun akabinde zaten buradaki işsizlik oranı hepimiz biliyoruz. Öğretme çabası içerisinde olan bu projelerin de birçoğu zaten SOLAS'ta geri döndüğünü biz hepimiz de şahit olduk. Biz bütün projelerimize geçmediği zaman cevaben ne için geçmediği hakkında yazılı müracaatlarda bulunuyoruz. Yani kriterlerimizde neler gerektiği, neler eksik olduğunu öğrenmeye çalıştığımız hiçbir projenin burada gerekçeleri bize açıklanmamıştır. Yeterli görünmemiştir diye cevaplar geliyor. Bu DAKA'da da aynı şey, SODES'te de aynı şey. Keza bunların nedenlerinin ne olduğu söylenilmemekte. Şimdi burada bizim amacımız zaten eğlence sektöründe bizde krediler de verilmiyor. Yani buna özendirilecek bir tarafın da olmadığını düşünüyorum ama meslek edindirme adına en azından işsizliği ortada kaldıran mevsimsel çalışmalar içerisinde bile bu konuda SODES'in bir ön bilgi vermesi gerekiyor. Yani yapılacak olan projelerin kriterlerinin ne olması gerektiği aslında kamu ve kurumlar bilinçlendirilmiyor. Sadece sunulmuş olan projelerin geçerli olup olmadığı ve bunu en son aşamada öğreniyorsunuz. Kriterleri dediğim gibi kesinlikle bütün herkes kendisine göre belirliyor ama normal SODES'in ortaya olmazsa olmaz olan kriterlerini biz de bilmiyoruz. O yüzden biz de bu engeli aşamıyoruz. Şimdi gelen ister ki burada bakın bizim ilimizin hassasiyetleri ön plana alınmalı. İşsizlik her işin, her kötülüğün başında geliyor. Ve bu unutulmamalı. Dünyada en zarar verecek insan hiçbir şeyini yitirecek bir şey olmayan insan. Yani kaybedecek bir şey olmayan insan dünyanın en zararlı insanı haline dönüştürüyor. Biz de bu insanları hem topluma kazandırmak istiyoruz hem de insana bir şeyler kazandırmak istiyoruz. Bizim görevimiz bu. Burada küçük meslek dalları içerisinde, küçük el sanatları içerisinde ve insanları özendirecek, bıtkınlıkla psikolojik olarak bu işe hazırlayabilecek, seviyeye getirebilecek çalışmalar olmalı. Bunun önü açılmalı. Bu bölgenin bu hassasiyeti inanın ki birçok şeyin önüne geçecektir. Ve insanların toplama, adapte olma açısından işinin olması kadar önemli bir şey değil. Ve bir insan bir işi gerçek manada eğer kavrayabildiyse o işi ileriye doğru götürebildiğini hissettiği an o insan o işe canı gönülde ve geliştirmesi yönünde bütün çabasını sarf ediyor. Ama ilk etapta siz bu insanı daha projenin başında umutsuz bir şekilde bu insanlığı geri döndürdüğünüz zaman bu insanlar toplumda da her türlü zararı ziyara ve az önce de söylediğim gibi kaybedecek bir şey olmayan bir insan, toplum en zararlı insanlarıdır. Bu projeleri tamamlamakla sonuçlandırdık. Ayrıca da İşkur'dan yine muhasebe arayla, yani kendi mesleğimizle ilgili kursları her yıl veriyoruz. O gelen ödenekler, paralar gidip gitmesin diye İşkur'la işbirliği yapıp kurslara devam ediyoruz. Bu yıl da devam edeceğiz gene.